Merhaba sevgili sinema severler Merhaba Bu akşam Pes Etme'yi izliyoruz Stronger bir Amerikan Hı. filmi 2017 yapım bir Amerikan filmi Dünya premierini ...Toronto Film Festivali'nde yapmış... ...aslında 30 milyon dolarlık bir bütçesi var... ...fakat gösterime girdiğinde... ...Kuzey Amerika gişelerinde yani... ...Kanada ve ABD'yi kastediyorum... ...orada 8 milyon dolarlık bir... ...box office bir gişe geliri yapmış... ...flop dedikleri türden bir film... ...yani başarısız olmuş... ...aslında bunun nedenlerini ben biraz da... ...film arkasında konuşmak istiyorum... ...biraz hayal kırıklığı yaratmış... ...neden hayal kırıklığı yaratmış... ...onun çünkü filmin kalitesiyle çok ilgisi yok... ...o meselenin. o başka bir şey... Ee, 2013 yılında Boston Maratonu'ndaki bir gerçekten yaşanmış bir patlama olayı ile ilgili, bir terörist eylemle ilgili bir film seyredeceğiz bu akşam. Hı hı. Yönetmeni David Gordon Green. Ama ben diyorum ki bu aslında bir gerçek hayat hikayesi. Bunun yazarı da Jeff Baum'un bir başka bir yazarla yazmış bunu. Hı hı. E, filmin kahraman olarak Jack Gyllenhaal'ın oynadığı karakter Jeff Baum'un yazdığı bir kitaptan John Polano uyarlamış sinemaya. Evet. Ee, ve... Yani olayın e, kurbanı e, Jeff Bauman'la da son derece yakın bir ilişki içinde yapmışlar filmi. Fakat senin söylediğin meseleye gelecek olursak Jeff Bauman bile e, sette fazla gelmek istememiş. Kendi yaşadıklarının yeniden canlandırılmasını görmek istememiş. Otoparka kadar gelirmiş, herkesle konuşurmuş ama asla setten içeri girmezmiş. Daha film çıktıktan sonra seyretmiş seviyormuş, filmin arkasında da duruyormuş ama çoğu insanda bu tür travmalar çok çok derin izler bırakır. Yalnız onlarda değil, o çevrede yaşayan insanlarda, o ülkede derin izler bırakır ve bunu yeniden görmek istemezler. Televizyonda izlemek bir nebze daha kolaydır ama bir sinema salonuna giriyorsun. Koskocaman bir ekranda bunu görüyorsun. Çoğu insanın bu tür filmleri izlemekten kaçındığını düşünüyorum ben. Evet. Film bittiğinde jenerik başladığında sakın seyircilerimiz kapatmasınlar, kalsınlar. Orada gerçek Jeff Baum'unu, evet. gerçek eşini birlikte görecekler. Fotoğraflardan hı hı. görecekler ama onu ihmal etmesinler. Sonunda çıkıyor. Zaten son yıllardaki birçok gerçek hayat hikayesinde bunu yapıyorlar. Gerçek karakterler jenerikte karşımıza çıkıyorlar. Burada da karşımıza çıkacaklar. Evet. Ee, John Palona aslında e, senaryo üzerinden girmek istiyorum. Çünkü aslında böyle işlerde gerçekten senaryo çok önemli. Nasıl aktaracağın, nasıl anlatacağın çok önemli. E, Filmin isminden başlayarak bu filmde bir konsept var. Bunu oluşturan kişilerden bir tanesi John Polano. Kendisi Los Angeles tiyatrolarında bilinen bir isim. 2013 ve 2015'te Off Broadway'lerde oyunlar yapıyor. Aynı zamanda oyuncu This Is Us ve Mob City'de oynuyor. Oradan da yönetmen David Gordon Green'e gelebiliriz. Bir kere kendisi aslında çok bilindik, tanıdık bir isim değilmiş gibi görünüyor ama neredeyse 2000 yılından beri 20 yıllık faal bir yönetmen. Evet. Ve filmleri kendisinden daha meşhur filmleri var çok değişik bir kari kariyeri var. Bunu kabul etmek lazım. Bir kere çok güzel bir başlangıç yaptı. İlk filmi George Washington bir grup küçük siyahi çocuğun ki gayet dezavantajlı çevrelerden geçiyorlar yaz tatilinde yaptıklarına kendi aralarında kendilerince önemli olaylar yaşamalarına odaklanan sıcak bir filmdi o sene Toronto, Torino, Selanik film festivallerinde gösterildi Selanikle Torino özellikle ilk filmlerin yarıştığı çok şey hatırı sayılır festivallerdir ben hatırlıyorum çok beğenilmişti o film. Zaten Toronto'da da ödül kazandı. Yani aslında bir tipik e, Amerikan bağımsız yönetmeni gibi başladı. Evet. E, arkasından yine e, hep bu e, bağlamda giden filmler yaptı. Old Real e, Girls var. 2003'te. Yine Kasaba'da geçiyor mesela. Evet. Yine orada geçiyor. Şimdi sen böyle bir kariyerin var. Gidiyorsun. Snow Angels var. Karmelekleri var. Sonra birden komediye. Üşütük kafalar. Evet, Pineapple Express e, direksiyon kırıyorsun. Evet. Ana akım bir komedi yapabilirsin yani çünkü diğer filmlerle para kazanmak mümkün değil. Fakat onun arkasından gelenler var. Yani e, The Sitter, bakıcı var. Yolların Prensi, Prince Avalanche. E, yani e, Your Highness. Bunların aralarında yılın en kötü filmi seçilenler var. Yani şöyle bir düşün, Avrupa festivallerinde el üstünde tutulan Amerikan bağımsız sinemasının yeni yeteneği denen kişiden birden mainstream komedilerin e, beceriksiz yönetmenin haline dönüşüyorsun ve sonra nasıl çıkıyor geriye? Aa adeta yerden yukarıya doğru fırlıyor. E, evet. Yani Venedik'te e, yarışmaya seçilen e ee, bir film e, yönetiyor Joe Nicholas Cage'in oynadı. Evet. Arkasından Al Pacino'nun başrolünü yük, yük, şey üstlendiği Manglehorn, Hayallerimdeki Kadın'la yine Venedik seçiliyor. İki sene üst üste bir A sınıfı festivalde yarışır hale geliyorsun. Çok çok tuhaf bence. <laughs> Şimdi daha da tuhaf olan son dönemde 2018'de çektiği Halloween'in çok tutması üzerine şu anda da ...favori bir korku gerilim yönetmeni haline gelmiş. ...o filmin iki tane daha devamını çekmesi... ...bildiğimiz Halloween, bu ta John Carpenter'ın... ...1979'da çektiği Halloween'ın... ...devamını çekti yani... ...remake'i demeyelim, yeniden çevrimi demeyelim... Evet. ...onun e, devamı çekildi sanki... ...ve orada başarılı olunca şu anda iki tane daha... ...evet... ...yani bu kasaba filmleriyle... Yani ...kasaba filmleriyle başladığını varsayarsak... ...ondan sonra geldiği nokta... ...şimdi de tamamen bir korku gerilimci haline geldi... ...aslında burada... David Gordon Green bir şeyi gösteriyor. Hollywood'da bir durumu gösteriyor aslında. Hollywood'da kendisi gibi çok yönetmen var. Yani zanaatkar yönetmenler. Eskiden beri Hollywood'da var. Daha çok senaryoya bağlı yönetmenler, yapımcıya bağlı yönetmenler, projeye bağlı yönetmenler. Şimdi burada işte böyle bir proje çıkıyor. Biz Jeff Baum'un hikayesini aktaralım. Bir kitap var. Bir yapımcı buna talip oluyor. İşte John Polano'ya bu senaryo yazdırılıyor. Ondan sonra da bu bir profesyonele, çok güvenilir bir profesyonel emanet ediliyor. Ben David Gordon Green'in anlatım becerilerinden hiçbir şüphem yok açık söyleyeyim. Gerçekten bu filmde de iyi. Yani nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Nerede o filmin duygusunu nasıl verecek, seyirciye nasıl verecek onu çok iyi biliyor. Şeyle bağlantısı çok güçlü. Modern yani popüler sinema çünkü sürekli bir akış içindedir. Çok çabuk demode olabilirsin. Yani bundan hakikaten böyle o, o olmuyor demode olmuyor. Hareketli kamera kullanımı biliyor, el kamerasını kullanıyor. Bütün o yeni şeyleri adapte oluyor. Bu filmde de bunu görebiliyoruz. Hiç demode olmadan götürüyor. Yani şimdi kolay değil. Sen tamamen gençlere seslenen bir türdür korku yerin. 18 yaş ve üstü yani 30 yaş, 18-30 yaş üstü. Onları yakalamak, onları korkutmak hiç kolay değildir. Korku en acımasız türdür yani. Seyirci hemen sene dalga geçer ve gülmeye başlar. Orada başarılı olabiliyorsa bu sürekli bütün değişikliğe adapte olduğunu gösteriyor. Bence bugünkü işi de profesyonel anlamda iyi bir iş. Evet David Gordon Green komediyi beceremiyormuş. Korkuyu becerebiliyormuş. Bunu öğrenmiş olduğunu <laughs> evet. Ama bu akşamki filmi gayet iyi yönettiğini ben de düşünüyorum. Evet. Ee, oradan istersen şey bir de onun favori filmleri var. Ben onu aldım. Merak ettim. <laughs> evet. David Gordon Green'in favori filmleri 2001 var. 2001 Uzay Macerası, Deliverance, Nashville, Gugu Kuşu, ve Terence Malick'i de çok seviyor. Şimdi bu sevdiği filmlerdeki eklektik yapı bile yani çok birbirinden çok farklı filmleri sevmesi o kendi filmografisinde bence gösteriyor bir anlamda kendi filmografisindeki o çeşitliliği farklılığı. Evet yani bu tür yönetmenler her zaman var ve olmalı da yani her türden film yapan filme göre e, tarz değiştirebilen yönetmenler var yani herkes otör sinemacı olacak diye bir şey yok ama dediğim gibi onun bu inişli çıkışlı e, grafiği e, son derece ilginç bir daha inmez umarım <gülüyor> <gülüyor> evet. oradan evet e, diyecektim ki Jake Gyllenhaal'a gelelim çünkü Jeff Baum'unu o canlandırıyor e, Jeff yani ...Gillen Hall... Yani ...armut ağacının dibine düşer dediklerinden. Şimdi baban yönetmen... ...annen senarist, ablan oyuncu... E ...ne olacaksın? Sinemacı olacaksın elbette... ...öyle değil mi? Evet zaten o da hemen oluyor. Babasının filmlerinde oynuyor. Ee, bir de şöyle bir ayrıntı var. İsveç kökenli bir aile. Evet. Annesi Yahudi. O ben de diyor kendimi... ...Yahudi olarak kabul ediyorum diyor. Öyle bir notum var. Onu da söyleyeyim. Hı hı. 11 yaşında... ...Billy Crystal'ın... E, ...City Slickers diye bir film vardır. Şehir evet. Züppeleri diye gösterildi. Evet. O filmde... Billy Crystal'ın oğlunu oynuyor yani baba yönetmen olunca zaten sürekli oynuyorsun. Babasının evet. filmlerinde oynuyor. Stephen Gyllenhaal adını söyleyelim. Evet. evet. Kolombiya'da Doğu Dinleri ve felsefe okuyor bu arada. Onu söyleyelim yani oyunculukla ilgili özel bir iddiası yok. Bir taraftan oynuyor ama Kolombiya'da da Doğu Dinleri ve felsefe okuyor. İlk ciddi filmi October Sky 1999 ondan sonraki filmi ise Donnie Darko evet. Donnie Darko 2001 ben de kendisini orada tanıdım October Sky'dan görmemiştim Donnie Darko ile tanıdım. Orada çok iyiydi zaten Evet, Donnie Darko film olarak da zaten çok sevdiğimiz bir film. Jack Gyllenhaal da neredeyse yani o film için biçilmiş kaftandı. Çok iyi bir performans verdi. Öyle değil mi? Evet, Richard Kelly'nin yönettiği Donnie Darko bir bilim kurguydu ergeni oynuyordu. Tam kendi yaşını oynuyordu. Hakikaten çok başarılıydı. Ondan sonra zaten bir daha da aslında gidin olun yükselişi veya zirvedeki durumu pek değişmedi. Bunu söyleyebiliriz kendi evet. Hakikaten bu kolay değil. 20 yıldır da hala hakikaten başroller almaya devam ediyor. Yani, belki e, Brokeback Mountain gibi bir filmde, belki başka filmlerde oynamayacaktı. Ama e, Spider-Man olmadı ama Tobey Maguire oldu onun yerine. Evet. Evet. Yani e, yani bana sorarsan da Jack Gyllenhaal'un filmografisine tas uymuyormuş gibi. Örümcek adam sonra o diziyi çekecekti, bu güzelin filmleri çekemeyecekti diyorum evet. hemen burada. Zodiac var, Prince of Persia var, Pers Prensesi var. Evet. Ee, polisiyeler var, End of Watch gibi ee, ve daha sonra işte Prisoners var, deni Döner ile birlikte oynadığı, yine, evet. yine Dönü Villeneuve'e bizim kuşağımızda gösterdiğimiz Enemy düşman filmi. Var. Düşman filmi de var, doğru. E, ondan da söz etmiştik zaten. Biraz tarzına gelelim istersen. Böyle çok ilginç bir yüz ve ilginç ifadeleri var. Öyle değil mi Jack Gyllenhaal'ın? Ben çok severim oyuncu olarak. Çok değiştirebiliyor yani. Böyle çok olumsuz karakterleri de oynayabiliyor. Çok iyi karakterleri de oynayabiliyor. Ve ben sevdiğim bir oyuncudur. Evet. evet. Ben çok tuhaf bir şekilde böyle en nevrotik olabilecek anları o anın bütün krizini, bunalımını, iç çalkantısını yansıtabilen ama bunu aşırı fizikselliğe dökmeden yapabilen bir oyuncu olarak görüyorum Jack Gyllenhaal'u. Bilmem sen ne dersin? Ya katılıyorum sana. Sakin çok fazla abartılı olmadan oynuyor, çok da evet. güzel yansıtıyor. Karakterlerdeki değişimi de çok iyi veriyor. Bu Nightcrawler var. Ya biz onun filmini evet. gösterdik. Romunca es İzrail filmini gösterdiğimiz yönetmenden evet. Gilroy'un evet. filmi Nightcrawler. Ben onu tavsiye ederim. Orada canlandırdığı karakter çok marazi bir karakterdir, çok olumsuz bir karakterdir. Hiç yani tanıdığımız olay hiç benzemeyen bir karakteri çok iyi canlandırmıştı. E, bu akşamki filmde de konuşuruz film arkasında çok güzel canlandırıyor. Yani karakteri bütün olarak çok iyi canlandırıyor. Bence de. E, zaten güzel bir ilişki kurmuşlar Jeff Bauman'la. Evet. Yani bayağı arkadaş olmuşlar. E, yani kitabı okumakla, senaryoya çalışmakla kalmamış. E, onunla birlikte vakit geçirmiş. E, ve yani biraz dünyasına girmiş. Neler hissettiğini anlamış. Bu önemli bir şey. Bir de e, bu filmde yaptıkları e, bir hoşluk. E, filmde göreceğimiz e, doktor e, karakterleri hemşire karakterleri hepsi gerçek kişiler. Jeff Bowman'ın işte patlamadan sonra hastaneye getirilmesi, ameliyatı, ameliyattan sonra sargılarının çıkarılması, hatta bacak protezlerini takan uzmanlar hepsi gerçek kişiler. Evet. O, ve onların e, Jeff Baumunla e, ilişkileri, onu tanımaları, meseleye çok hakim olmaları yani sonuçta gerçek e, sağlık çalışanları, e, Jack Gyllenhaal'ı da çok etkilemiş dolayısıyla o da çok iyi performans vermiş. Evet, o performansını ben de etkilediğini düşünüyorum. E, Gyllenhaal'ın tiyatro kariyeri de var, onu da söyleyelim bu arada. E, i̇yi de bir tiyatro kariyeri var, arada dönüyor arada, oynuyor yapımcılık ee, da yapıyor ve bu evet. filmin yapımcılarından da biri aynı zamanda. Son dönemde Hollywood oyuncularının çoğu yapımcılık yapıyorlar aslında. Kendi istedikleri projeleri yakalamak evet. için yani çok fazla kendini bırakmamak için yapımcılar yapıyorlar. Doğru. Ee, buradan Tatiana Maslany'e gelebiliriz. Tatiana evet. Maslany o da er rolünü oynuyor öteki Ana karakter, o Kanadalı bir oyuncu, 1985 doğumlu, daha çok o televizyon dizileri tanınıyor. Evet. Televizyon dizileriyle biliniyor. Aslında gençlik yıllarına baktığında, ilk başladığında bir doğaçlama tiyatrosunda çalışıyor. Doğaçlama tiyatrosu özel, yani seyirciyi gösterirler ama doğaçlama tiyatrosu yapıyor. E, Grown Up Movie Star var, 2010'da hı hı. ve Sundance Film Festivali'nde ödül kazanmış bir filmi o. E, ve 2013-2017 arasında da Orphan Black diye bir televizyon dizisiyle çok tanınıyor, çok biliniyor. Evet en çok tanındığı o. Daha önce de filmlerine gösterdiğimiz için Miranda Richardson da Jeff Baum'un annesini canlandırıyor deyip film önünü böylece noktalayalım istersen. Evet. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.